Asrın en büyük ilahi gizemleri, bilimsel kanıtlarıyla. Dünyayı sarsan yeni keşifler. Bilim adamlarının sunumu ve tüm kanıtlarıyla. Kur'an'da, Mekke'de, Kabe'de, Hazreti Muhammed'in hayatında ve tüm evrende altın oran. Kaderin mührü. Güneş ve cehennemin akılları durduran 109 kodlu mesajı. Kur'an'daki insanüstü simetrik tasarım. Yeryüzüne kazınmış kutsal ruh, altın silüet. Hac'daki Allah nişanı. Kıyamet, yaratılış ve evren hakkındaki çarpıcı gizemler. Değişmeden önce kutsal gizemler başlıyor. Görmediniz mi? Allah nasıl yedi göğü birbiri üstünde tabaka tabaka yarattı. Dolunay olmuş aya ki sizler binip binip geçeceksiniz elbette tabakadan tabakaya. Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler? Günümüzde hepimizin bildiği bilimsel gerçeklerden biri olan yerin ve göğün tabakalardan oluştuğuna, göğün koruyucu yapısına ve her tabakanın farklı görevi olduğuna dair pek çok ayet bulunmaktadır. Fakat bu ayette ayrıca insanoğlunun tabakalardan oluşmuş göğü bir şeylere binerek geçeceği ve aya doğru gideceği anlatılmaktadır. Ayetin sonunda insanlara tahmin edilmesi imkansız pek çok gerçeğin ayrıntılarıyla haber verilmesine rağmen hala neden iman etmediklerini sorması çok düşündürücüdür. Roger, roll Discovery. Houston now controlling the flight of Discovery, a man-made rising sun on behalf of Japan. Discovery on the proper alignment, heads down, reach level, and aim to have you aligned to orbit. 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the International Space. Ayrıca bilimsel verilere göre, Dünya ile yaklaşık aynı yaşta olan uydumuz Ay'da ışık veren çok sıcak bir yapıya sahipti ve Dünya'yı aydınlatıyordu. Yakın geçmişte keşfedilen bu bilimsel veri Kur'an'da şöyle ifade edilmişti. Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık. Gece ayetini sildik ve gündüz ayetini aydınlatıcı kıldık. Ayet Arapça'da gösterge, yol aydınlatıcı işaret ve delil anlamında kullanılmaktadır. Gece ayetinin silindiği, dolayısıyla bir zamanlar gecelerin de aydınlık olduğu, zamanla karartıldığı anlamı çıkmaktadır. Güncel bilimsel verilerle tamamen uyumlu şekilde yüzlerce milyon yıl önce ay dünyamıza çok daha yakın. Ve görüntüsü neredeyse tüm göğü kaplıyordu. Yanı sıra eski, sıcak ve erimiş yapısı nedeniyle gece dünya semasında güneş gibi parlamış. Fakat insanoğlu yeryüzüne gelmeden uzaklaştırılıp sönmüştür. Gecelerin bir dönemde büyük oranda aydınlık olduğunu ve sonradan karartıldığını bilmek eskiden imkansızdı. NASA Goddard'üsü kod 660'da çalıştığım sıralarda Kur'an'daki bir ayet beni dünya ve ayın geçmişi hakkında araştırma yapmaya sevk etmişti. Ayette gecelerin bir zamanlar aydınlık olduğu fakat sonradan karartıldığı anlatılıyordu. Ayın oluşumu ile ilgili elimizdeki son veriler ve modeller üzerinden dünyanın çok eski zamanları ile ilgili birkaç hesap yaptığımda gördüm ki gerçekten de geçmişte geceleri çok farklıymış. Düşünün, ayın üzeri magma denizleriyle kaplı ve dünyanın şu andaki konumundan sadece onda biri uzaklığında. Yani dünyadan bakıldığında şu andakinden 10 kat daha büyük, dev, parlak, kırmızı bir top olarak görülüyor.
Güneş ile karşılaştırılabilir seviyede dünyayı aydınlatıyor ve ısıtıyor. Yani gökyüzüne baktığımızda sanki birbirinden bağımsız hareket eden iki tane güneşimiz vardı. Yeryüzünde basit bir gece gündüz düzeni yoktu. Gökyüzü nadiren tam karanlık oluyor. Ne zaman gündüz, ne zaman gece, ne zaman yaz, ne zaman kış belli olmuyordu. İlginç değil mi? Daha da ilginci bunun Kur'an'da açık ve veciz olarak anlatılması. Çünkü bırakın 1400 yıl önceyi, daha 50 yıl kadar önce bile bu bilgilerin hiçbirinden haberdar değildik ve tahmin bile edemezdik. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Zariyat Suresi 47. Bilim adamları tüm evrenin tek bir noktadan patlayarak etrafa yayıldığını ve bu şekilde etrafa giderek yayılıp balon gibi şişerek genişlediğini keşfetmişlerdir. Bu gerçek 1929 yılında gözlemsel olarak da ispatlandı. Amerikalı astronom Edwin Hubble kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken yıldızların ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaştıklarını keşfetti. Her şeyin sürekli olarak birbirinden uzaklaştığı bir evren ise sürekli genişleyen bir evren anlamına gelmekteydi. Evrenin genişlemekte olduğu ilerleyen yıllardaki gözlemlerle de kesinlik kazandı.